Bu görsel dersimizde Oracle 11G veri tabanımıza SQL Plus programıyla bağlanmayı öğreneceğiz. Bunu şu şekilde kısa yollardan yapmaya çalışacağız ve birkaç farklı yöntemi olduğu için hepsini uygulayacağız. İlk olarak CMD, normal Windows'un CMD komut ekranından bunu yapacağız. Ben masa üstüne kısa yolunu atmıştım. Oradan direkt giriş yaptım. Ve gördüğünüz gibi Windows Sistem 32'nin içerisine otomatik olarak konumlandırıldı. Burada ilk olarak neye bağlanacağımı belirtmem gerekiyor. Bunu SQL Plus olarak seçiyorum. Yani Sistem 32 içerisinde SQL Plus'a bağlan. Oradan SQL Plus'a giriş yaptığımda bana username soruyor. Username ilk olarak HR veri tabanına bağlanalım. HR username'ini girdim. Şimdi küçük harfle şifremi de giriyorum. Burada şu an Enter Password kısmına şifreyi yazdım fakat gördüğünüz gibi burada herhangi bir yazı belirmedi. Bunun sebebi SQL Plus programında şifrenin görünmemesi. Yani siz yazsanız bile ekranda kaç karakter olduğu dahi görünmez. Şimdi Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi SQL kısmına konumlandırıldı ve bağlandı. Oracle 10G'ye bağlandık. Şu an Express Edition'a. Birazdan Administration olarak 11G'ye bağlanacağız. Gerçi fark etmiyor. Sonuçta login giriş bilgilerini nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Burada örnek olarak bir sorgu gerçekleştirelim. Enter diyoruz ve bütün veriler gördüğünüz gibi ekrana geldi. Şimdi exit diyerek buradan çıkıyorum. Disconnect olduk ve tekrar exit dedim. Compu'ya çıktık. Şimdi gene CMD ekranından gene SQL Plus yazıyorum. Bu sefer direkt giriş yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi SQL Plus yazdıktan sonra boşluk bıraktım ve HR/HR yazdım. Burada kullanıcı adıyla şifreyi yan yana yazdım. Yani görünür şekilde yazdım. Bunun riski de bu. Ancak daha hızlı giriş yaptık. SQL Plus yazdıktan sonra Enter'a basıp sonradan username ve password sormasını beklemedik. O ekranı beklemedik. Bu şekilde hızlı giriş yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Tekrarlayalım. SQL Plus HR slash, şimdi şifreyi yazdım. Kullanıcı adı ve şifre. Gördüğünüz gibi giriş yaptım. Exit diyorum. Exit diyorum tekrar ve çıkış yaptık. Şimdi tekrar açtım. Bu sefer SQL Plus yazdım. SYS yani sistem yöneticisi olarak giriş yapacağım. Bu girişi yapabilmem için şu gerekiyor. İlk olarak buraya giriş yaptım SQL Plus'a. Şimdi SYS slash boşluk as SYS DBA yazdım. Enter yaptım. Şimdi password soruyor. Sistem kullanıcımın şifresini yazmam gerekiyor. Bu da yine gördüğünüz gibi uzun yazmama rağmen ekranda görünmedi. Enter'a tıklıyorum. Şimdi gene 10G'ye bağlandık fakat bu sefer sistem yöneticisi olarak bağlandık. Yani şu an normal HR değil, sistem yöneticisi olarak bağlandık. Şimdi bunu test edelim. Gördüğünüz gibi bu tabloyu bulamadı. Bulamamasının sebebi HR şeması içerisinde değil, SYS şeması içerisinde olmamız. Bunu çalıştırabilmek için başına HR koymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynı sonucu gördük. Tekrar exit diyorum. Gene exit dedim ve çıkış yaptım. Şimdi SQL Plus programından giriş yapmaya göreceğiz. Onun da kısa yolunu ben gene başlattan buldum. Ara kısmından ve buraya getirdim kısa yolunu. Şimdi gene aynı şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Burası
CMD ekranı değil. Burası direkt SQL Plus olduğu için herhangi SQL Plus yazmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten SQL Plus içerisinde bu. Şimdi farklı bir yol deneyelim. Başlattan çalıştır diyorum. Çalıştırı açtım. Burada aç kısmı var. Buraya SQL Plus yazıyorum. Boşluk. Boşluktan sonra HR slash ve şifreyi de yazıyorum HR olarak. Şimdi enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt SQL Plus'a bağlandı. Bu işlem de bu şekilde gerçekleşti. SQL Plus'a bağlanmanın bu şekilde farklı yöntemleri var. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.